Kalkınma Partisi parti değil. Bir iktidar odaklı bir grup. Çıkar odaklı bir yönetim. İyi Parti parti olamadı. İyi Parti merkez sağa oturamadı. Siyasetin dengeleri dağılmış durumda. MHP şu anda iktidarla birlikte iktidarın genel anlamda nimetlerinden yararlanan ama pek çok şeyde ortak olmayan hakikaten çok farklı bir tablo içinde şu anda. Ama öteki partilere bakıyorsunuz, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi yola çıkış beklentilerinden çok uzaktalar. Peki bu ortamda kim bu gidişe damgasını vuracak? Kim bu gidişi yönetecek? Şu anda Türkiye'deki bu süreç yönetilmiyor. O Cumhuriyet Halk Partisi'nde abi aranıyor demek kadar bence basit, ülke gerçeklerinden uzak. Devamını söylemek istemiyorum. Böyle bir durum olamaz. Yani CHP'yi yönetenlerin ve CHP yönetimine aday olacak kişilerin yarından tezi yok. Yani ne hedefliyorlarsa, bu ülkeyi ne önereceklerse onu ortaya koymaları gerekir. CHP ayrıca CHP'yi korumalıyız. Tabii ki sevgili yedekçinin o yürekten değerlendirmelerine katılıyorum. Ama CHP korunmaya muhtaç bir parti mi Allah aşkına? CHP'yi koruyalım, göz bebeğimiz. Hayır, Türkiye göz bebeğimiz, CHP onu geleceğe taşıyacak bir parti. Bugün onlardan çok uzaklaştı Mustafa abi, CHP'de. Türkiye de korunmaya muhtaç değil ama Türkiye'de koruyoruz. Türkiye'de göz Hayır, bebeğimiz. O bambaşka bir şey yani. Yıpratılmasına karşı koruyalım diyorum Mustafa abi. yani şu anda Türkiye'nin şu anda Ağustos ayında Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye gelecek ve şirket seçecek. Şunu alayım, bunu almayayım diyecek. Birleşik Arap Emirlikleri. Hiç kimseyi küçümsemiyorum. Ama Türkiye satılık, Türkiye bir pazar haline geldi. Yani bunlara kim müdahale edecek? Bunlar CHP müdahale etmeyecekse kim edecek? Elbette kendi iş tartışmalarını yapmalı. Zaten kendi iş tartışmaları yapabildiği için ayaktadır Cumhuriyet Halk Partisi. Ama bunu bu kadar uzatmayan, zamana yaymayan abim olsun, amcam olsun, dedemi gelsin. Yoksa en iyi abi kim? Ondan en iyi abi yarışması yapalım. Hakan'ın kara mizaha vurduğu gibi. Hayır, bunlara hakkımız yok. Benim hakikaten bu ülkenin hapishanelerinde yatmış, bu ülkenin meclisinde de görev yapmaya çalışmış, hala yazı yazmakta olan bir kişi olarak, hani o Uğur Mumcu'nun bir insan yaptıkları kadar yapmadıklarından da sorumludur sözü çerçevesinde ben de hakikaten üzülüyorum bu gidişe. Ama üzülmek de çok lüks. Buna da yani bu da yararı olan bir şey değil. Ne olursa olsun hakikaten Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu sorunlar ne olursa olsun aşılacak sorunlardır. Çünkü mesele sorunun büyüklüğü değil. Onu aşma iradesinin olup olmamasıdır. Bugün şu anda enflasyon rakamlarına bakın. Ekonomi yönetimine bakın. Mehmet Şimşek bir taze kulis bilgisi olarak paylaşıyorum. TÜİK başkanını aramış. Ya gerçeği açıklayın, program yapamıyorum demiş. Gerçeği açıklayın, program yapamıyorum demiş telefonla. TÜİK'in de bir nebze hani bu son açıklamayı biraz daha gerçekçi demeyelim ama yakın yaptığı söyleniyor. Hiçbirimiz IMF istemiyoruz. Evet. Ama IMF geldiğinde tekrar ediyorum istemiyoruz. Ama IMF geldi bir plan yapıyordu. Diyor ki Hakan sen kemer sıkacaksın. Ahat Bey siz de sıkacaksınız. Devlet de sıkacak diyordu. Herkes ama şimdi devlet diyor ki ben sıkmam diyor. Ben senin canını sıkarım diyor. Kemeri sen sıkacaksın diyor. Şimdi bu ve şu anda ortada bir ekonomi programı yok. Mehmet Şimşek'e göre 2024 Haziran'ı, Erdoğan'a göre 2024 başı düzlüğe çıkacağız. Neresi bu düzlük? Zaten 2020'den beri önümüzdeki mevsim düzlüğe çıkacağız diyor. Türkiye bu kadar hakikaten bir pazar haline getirilmişken, bu kadar kötü yönetilirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarından tezi yok. Bir, kendi iş düzenini kurması, iki, bu ülkeye bir umut vaat edecek, gelecek vaat edecek bir strateji üretebilmesi gerekiyor. Bunun yolu da ortaya atılan isimlerin hepsine saygı duyuyorum. Ben hepsini yıllardır tanıyorum. Murat Karayalçın'ın proje gücüne büyük saygım var. Hani her konuya ciddiyetle yaklaşan,
önce kendi yapabileceğini, ne olduğunu planlayan, sonra işte kimlerle yapılabileceğini hesaplayan çok gerçekten bir mühendis, yani siyaset mühendisi. Hikmet Çetin bu ülkenin bütün dönemlerini yaşamış ve bu ülkenin ortak paydalarını bilen bir kişi. Ortak, bu çok önemli. Ortak paydalarını bilen bir kişi. Altan Öğmen zaten, hani o da geçiş dönemlerinde yer aldı ama Altan Öğmen Türkiye'nin yakın tarihini hani kendi hayatını içine kararak yazdı ve o birikimde olan bir kişi. Tamam, bütün bu değerler çok önemli. Tabii. Ama bütün bu değerlerin ve o kadronun içinden öne çıkacak lideri süreç belirler. Evet. Hiç kimse ben lider olacağım diye çıkıp lider olmaz. Yani süreç onu belirler. Evet. Ama bakın, Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Ekrem İmamoğlu'nun bundan işte yılbaşında seçimi kazanabilecek bir kişi olduğu hesabını yaptı iktidar. İki tane demokrasinin kılıcı astı üzerine. Ve şimdi eğer İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazanma olasılığı yüksek olursa bir mahkeme daha açacaklar. Doğru. O zaman bu kadar boynunu mu uzatacak CHP? O günü mü bekleyecek? Bir dava daha açılmasını mı bekleyecek? Yani kendi evlatlarını nerede değerlendireceğini iyi hesaplayıp onları sahaya sürebilmesi gerekir. Ama ben şu anda İmamoğlu'nun başına bir dert geldiğinde neyse devamını getirmek istemiyorum. CHP'den kaç kişi üzülecek bilmiyorum. Peki. Şimdi... Yani böyle bir kutuplaşma havası görünüyor. Bu bir lüks. Buna hakkımız yok. Evet. Ve tekrar altını çiziyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk bizlerin genel anlamda hani gerçeği arayan, işte Türkiye'nin nereye gittiğini muhakeme eden ve nasıl çıkılıra kafa yoran kişiler CHP'yi konuşuyorsa Cumhuriyet Halk Partisi bundan sevinmeli, yararlanabilmeli ve onlara da done vermeli. Siz böyle diyorsunuz ama Mustafa Balbay, sen böyle dedin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin pazarı oluyor dedin ama biz şöyle karşı çıkıyoruz bilesin diyebilmeliyiz. Evet. Bir, sonra bu protesto siyasetinden çıkmak lazım. Yetmiyor. Halka her gün gidip sen kötüsün demek çare değil.